Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pirinç pilavı tarifini paylaşacağım sizinle. Öncelikle kaliteli bir pirinç kullanmamız gerekiyor. Pilav yaparken çok güzel olsun istiyorsak pilavımız. Ben baldo pirinç kullandım. Pirincimi suyun altında tüm nişastası çıkana kadar yıkadım. Ilık suya koydum, 1,5 çay kaşığı tuz ilave ettim ve beklemeye bıraktım. Sonra pilav tenceremin içine 1 kahve fincanı arpa şehriyeyi ilave ediyorum. 1,5 fincan kadar üzerine zeytinyağı ekliyorum. Ben pilavı zeytinyağı ve tereyağı ile karışık yapıyorum. Tek bir yağla yapmıyorum. Zeytinyağı parlaklık veriyor. Tereyağı ise lezzet veriyor. Ben hep bu şekilde yaparım. Arpa şehriyem bu şekilde kavrulunca bir 20-25 dakika kadar suda beklemiş olan pirinçlerimi ilave ediyorum üzerine. Ve bu şekilde ocağın altı hafif orta ateşte açıkken karıştırmaya başlıyorum. Pirinçlerimi çok da kırmadan yavaş yavaş karıştırıyorum. Pirinçler hafif parlak renge dönmeye başlayınca üzerine şöyle bir tahta kaşık dolusu tereyağı ilave ediyorum. Yine kavuruyorum. Tereyağı da biraz kavurmak istiyorum. Osmancık pirinciyle de çok güzel oluyor pilavlar arkadaşlar. Baldo pirinçle de oluyor ama kaliteli güzel bir pirinç olmasına dikkat ederseniz pilavınız her zaman çok güzel olur. Bir de pilav yapmak bence aceleye gelmeyecek bir iş. Sürekli elinizin üzerinde olması gerekiyor. Pilavı ocağa koyup da başka odaya gitme gibi bir lüksünüzün olmaması gerekiyor. Pirincim yavaş yavaş kavruluyor bakın. Böyle kavrulduğunu nereden anlarız derseniz, kaşığa pirinci aldığımızda bu şekilde hani parlak parlak olması kıvama geldiğinin göstergesi olabilir. Tamamen kavrulunca ben artık tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. İlk kavurma aşamasında tuz konmamayı çok tavsiye ediyorlar. Çünkü pirinçlerin kırılma ihtimali oluyormuş tuz olunca. En son kavurma suyuna da koyabilirsiniz tuzunu ama ben kavrulduktan sonra koyuyorum genellikle. Şu an sanırım kıvama geldi. Pirinçlerim yeteri kadar kavruldu. Şöyle kaşığa alıp pirinçlere bakın. Pirincin her yerinin parlak parlak olması yeteri kadar kavrulduğunun göstergesi. Ben bu aşamada 2-3 damla limon sıkıyorum pirinç pilavının içine. Yani bazen unutuyorum ama genellikle sıkmaya çalışıyorum. Parlaklık ve daha açık bir beyaz bir görüntü veriyor pilava. Tereyağının vermiş olduğu böyle sarışınlık limon suyu sayesinde yerini beyazlığa bırakıyor. Şimdi suyunu verebiliriz. 2 su bardağı pirinç için ben 3 su bardağı su kullanıyorum. Yani toplamda 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı su kullanmış oluyorum. Bardak ölçüm 200 ml. Su bardağı suyu ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve ocağın altını kısarak kapatıyorum tencerenin kapağını. Bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika kadar kontrollü bir şekilde başından ayrılmayarak tamamen suyunun çekmesini bekliyorum. Suyu çeken pilavımı şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Pişip pişmediğini bu aşamada bakabilirsiniz. Eğer bir aksilik oldu, pilavınızdan, pirincinizden kaynaklanan bir sorun varsa tam pişmediğini düşünüyorsanız hafif şöyle bir minicik bir su gezdirebilirsiniz üzerine ama şu anda benim ihtiyacım sanırım yok. Gezdirmeyeceğim su. Bu şekilde demlemeye bırakıyorum. Ocağın altını kapattım. Şimdi hafif demlenen ve birazcık ılınan pilavımı servis yapma zamanı. Bakın pilavım gerçekten çok güzel oldu ve benim pilavımı yiyenler her zaman çok beğenirler. Görüntüsünden bile ne kadar güzel olduğu anlaşılıyor derler her zaman. Siz de bu şekilde yapıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.
Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir adet de yorum bırakırsanız yine çok çok sevinirim. Hoşça kalın. Yepyeni tariflerde buluşana dek Allah'a emanet olun.